Şöyle birinci aşama biliyorsunuz ki hamlenin 10 Ekim'de dostlar öncülüğünde başlatılan Önder Apo'ya özgürlük Kürt sorununa çözüm şiarıyla başlatılan bir hamleydi. 10 Ekim'de birinci aşamaydı, ilk açıklamaydı. Hedeflenen 74 ülkeydi, Avrupa kıtalarına kadar. Bu hamlenin açıklaması yapılacak, startı verilecek. Dolayısıyla bu 74'ü aşan bir aşamaya geldi. 102 nokta tüm Avrupa kıtalarında bile bu yapılan hamle öncülüğü, dostlar öncülüğünde hamlenin startı verildi. 10 Ekim günümüze kadar aslında birçok eylem etkinlik yapıldı. Birçok dosya verildi, birçok diyelim ki dostlar öncülüğünde Kürtler bu noktada Önder Apo'ya özgürlük tecridi kırma noktasında da ciddi bir çalışma içerisine girdi. Bu çalışma bizler açısından önemli. Yani hamle kapsamında Önder Apo'ya özgürlük Kürt sorununun çözümü şiarıyla önemlidir. Tarihi bir süreçtir. Tarihi bir süreçten geçtiğimizi ve bu tarihi rolümüzü oynama noktasında da önemlidir. İkinci aşamanın zaten tarihsel günlerin net olduğu, belli olduğu günler vardır. Bir işte demiştik artık işte 17 Şubat komplodan sonra yaptığımız yürüyüşten sonra önümüzde 8 Mart var, Nevrozlar var, 4 Nisan var, 1 Mayıs var. Bu çerçevede bir planlama yaparak ve Nevrozları Önder Apo'nun özgürlük Nevrozuna dönüştürme iddiasıyla çalışmaya başladık. 8 Mart yine hakeza biz kadınlar olarak bunu örerken, bunu işte çalışmasını yürütürken, örgütlerken biz Önder Apo'nun özgürlüğünü, kendi özgürlüğümüzü olarak esas alarak alanlara çıktık. Sözümüzü alanlarda söyledik, meydanlara söyledik. Kamuoyunu onun üzerine oluşturduk. Şunu ifade ettik, dedi ki biz aslında 8 Mart'larda direniş günüdür. Direniş alanlarını biz Özgür Apo'nun direniş alanlarına çevireceğiz. Tecriti kırma noktasında Önder Apo'yu özgürleştirme, fiziki özgürlüğü bizim özgürlüğümüz şiarıyla kadınlar olarak alanlara çıktık. Sözümüzü alanlara söyledik. Alanlarda ifade ettik. Tek bir ses, tek bir mesaj Önder Apo'ya özgürlük, Kürt soruna çözüm. Tekrar Nevroz alanlarında, 8 Mart alanlarında Önder Apo'yu muhatap göstererek, muhatap olduğuna dair tek bir sloganla Önder Apo'nun özgürleşmesi gerekir iradesi açığa çıktı. İkinci aşamanın aslında temel ayaklarından biriydi. Örgütlenme ayaklarından biriydi. Biz zaten başlarken de şunu ifade etmiştik. Biz bu hamleyi başlattığımızda Önder Apo'nun özgürlük örgütünü oluşturacağız. Bu özgürlük örgütünü oluştururken toplumu öyle bir aşamaya getirmek, yani kendisini örgütleyerek, kendisinin refleks göstererek, kendisinin buna dair söz söyleme noktasına, buna dair Önder Apo'yu özgürleştirme çalışmasını yürütmek konusunda halkın buna dair inisiyatif alması gerekir. Çünkü 26 yıl uzun bir süreç, uzun bir dönem. Hele hele son 3 yıl haber alınmaması da aslında toplum buna dair itirazlarını alanlarda, sokaklarda ve meydanlarda yükseltmesi gerekir. Bu hem birinci aşamada açığa çıktı hem de ikinci aşamanın 8 Mart ve Nevrozlarda daha da çıtanın yükseldiğini bir kez daha gördü. Aslında zirveleşti, çıta yükseldi. Ve bu çıtanın gerisine düşmemek için yaptığımız kimi planlamalar vardı. İmralı Divarı'nın, Tecrit'in divarlarının direniş ancak parçalayabilir, mücadele parçalayabilir. Bunun da örgütlükle sonuç alabiliriz. Yani Spiti'nin önüne ayın 15'inde, 15 Nisan'dan başlayacak 19'una kadar bizim orada bir oturma, yani nöbet tutacağız, oturma nöbeti. Bu nöbeti tutarken yani 5 gün dolayısıyla hem Avrupa Konseyi önü hem de Spiti'nin aslında bugün tecritin ağırlaştırılması
ve 25 26 yılın Önder Apo'yu İmralı'da rehin tutulması burada Avrupa Konseyi'ne de görev düşüyor. Bu tecritin kırılması, tecritin kaldırılması ve Spiti'nin buna görmesi açısından bizim orada yapacağımız, tutacağımız nöbet eyleminin önemlidir. 3.000 kişi, yani 3.000 kişiyi Avrupa Konseyi'nin önüne götüreceğiz. Orada 5 günlük bir oturma eylemini yapacağız, gerçekleştireceğiz. Bunu gerçekleştirirken kimi görüşmeler, dosyalar verilecek ve bu dosyaları verirken İmralı Adası'nda yaşanan hukuksuzluğu Avrupa Konseyi'nin görmesi gerekir ve buna dair Türkiye'nin derhal bu hukuksuzluğuna son verilmesi açısından yine Spiti, hakeza Spiti İşkence Önleme Konseyi ve bu işkence önlemeyi de Spiti'nin buna dair göz yummaması gerekir. Derhal İmralı Adası'na gidilip gerçekten İmralı Adası'nda yaşanan biten ne varsa görüp gelip kamuoyuyla paylaşması gerekir noktasında bunların mesajları verilecek.